5. sınıf fen bilimleri ders kitabı 6. ünite insan ve çevre sayfa 170 sıra sizde biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri edu ve gov uzantılı internet adreslerinden veya kütüphanelerden yararlanarak araştırınız araştırma sonuçlarını kısaca yazınız diyor. Doğal gübre kullanılmalı, çevre kirliliği azaltılmalı, meralar aşırı otlatılmamalı, sulak alanlar korunmalıdır. Sayfa 173 yorumlayalım bölümünde. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlıları korumak için neler yapabiliriz? Doğal yaşam alanlarını korumak, avlanmayı ve kaçakçılığı önlemek, biçimlendirme kampanyaları düzenlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde koruma yasaları oluşturmak ve bunları uygulamak. Evet, sıra sizde bölümünde çeşitliği olumlu ve olumsuz etkilen faktörler verilmiş. Karışık olarak burada çeşitliği olumlu etkilen faktörleri maviye boyadım. Olumsuz etkilen faktörleri de kırmızıya boyadım. Olumlar ağaç dikmek, ormanları korumak, çevre temizliği yapmak, insanları bilinçlendirmek, geri dönüşüm ve milli parklar olumludur. Olumsuzlar ise anızları yakmak, bilinçsiz avlanma, doğal afetler, aşırı nüfus artışı, tarım ilacının aşırı kullanımı ve küresel ısınma. Sayfa 174. Yukarıdaki metne göre sorularımızı cevaplandıralım. Akdeniz foklarının nesli neden tehlike altındadır? Düşüncelerinizi yazınız. Aşırı avlanma, kıyıdaki yaşam alanlarının tahrip edilmesi, kıyı kesimlerde kentleşme, kıyı kesimlerde sanayileşme ve deniz kirliliği. İkinci soru, Akdeniz fokunun neslini devam ettirme için neler yapılabilir? İnsanların bilinçlendirilmesi, aşırı avlanmanın yasaklanması, sanayi atıklarının denize dökülmemesi ve yaşam alanlarının korunması. E, evet, sayfa 179. Aşağıda hava veya su kirliliğine neden olan çevre sorunları verilmiştir. Başlarındaki numaraları uygun alanlara yazalım. Hava ve su kirliliği olarak. Klima gazı bir numara zaten hava kirliliğine sebeptir yazılmış. Fabrika bacası gazı. Evet fabrika bacaları da yine hava kirliliği 2'yi yazdım. 3. Suni gübre, suni gübre, su kirliliği. Atık yağ, yine suya karıştığı için suyu kirletir. Petrol sızıntısı, su kirliliği. Fosil yakıt kullanımı, hava kirliliği. Çöp, su kirliliği. Egzoz gazı, hava kirliliği. Kanalizasyon suyu, su kirliliğine sebep olmaktadır. Yaşadığınız bölgede ne tür çevre sorunları tespit ettiniz arkadaşlarınızla paylaştınız. En büyük çevre sorunu arkadaşlar hava kirliliği ve atık sorunu yani her tarafın kirletilmesi. Çevre sorunları önlemi için ne tür çözüm yolları geliştirebiliriz? Yenilenebilir enerji kullanımı ve toplu taşıma teşviki çözüm olarak önerilerimiz arasında olabilir. Sayfa 181 toprak kirliliğinin sebepleri ve alınacak önlemler sorulmuş. Aşırı gübre kullanımı, çöplerin gelişigüzel yerlere bırakılması, anız yakılması toprak kirliliğinin başlıca sebepleridir. Anlayacak önlemler. Burada anız yangınında ve aşırı gübre kullanımında arkadaşlar çiftçilerin mutlaka bilinçlendirilmesi, gübre kullanımında özellikle toprak analizi yapmadan gelişigüzel aşırı gübre gübre çalışması yapılmaması gerekiyor. Anız yakılması da aynı şekilde hem toprağa hem canlılara hem de yangın tehlikesi oluşturmaktadır. Çöplerin belirli yerde toplanması da diğer önlemlerimizden olabilir. Sıra sizde bölümünde ise toprağın kirletilmesi artarak devam ederse gelecekte bizi nasıl bir dünya beklemektedir? Canlılar bu durumda nasıl etkilenecektir? Toprak kirliliği dünya için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Toprağın kirletilmesiyle besin maddeleri azalacak ve bu da topraktaki mikroorganizmaların dengeleyici faaliyetlerini zorlaştıracaktır. Bu bitkiler için toprağın verimlerini azaltacaktır. Tarım ürünlerindeki verim düşüklüğü, gıda sıkıntılarına ve dolayısıyla ekonomik zorluklara yol açacaktır. Sayfa 182 Hayatımızın bir parçası olan taşıtların insanlara ve çevreye etkilerini tüm yönleriyle düşünerek taşıtların yararlarını ve zararlarını yazalım. Taşıtların yararları yük taşımamızı sağlar, yolcu taşır, kısa sürede ulaşımı sağlarlar, zamandan tasarruf sağlayarak insan yaşamına büyük kolaylıklar sağlarlar. Bir de tabii ki faydası olduğu kadar taşıtların zararları da vardır havayı kirleten egzoz gazı ataşıtlardan çıkmaktadır. Sayfa 185 sıra sizde. Depreme karşı hazırlıklı olma için neler yapabiliriz diye sormuş. Türkiye aktif bir deprem kuşağında bulunuyor. Bu nedenle depremler ve onun etkileri konusunda bilinçli olmalıyız. En önemlisi arkadaşlar biz depremleri en az zararla atlatabilme için evlerimizi, binalarımızı sağlam yapmalıyız. Bina içinde sabitlemelerimizi iyi yapmalıyız sürekli depreme hazır olmalıyız. Sayfa 188'deki doğru yanlışlara bakalım. Deprem, volkanik patlama, sel ve kasırga yıkıcı doğal afetler örnektir. Doğru. Depremlerin kesin zamanı bilinme. Depremin saati zamanını bilemeyiz. Yanlış. Deprem esasında çök kapan tutan hareketiyle baş ve boyun korunmalıdır. Doğru. Üçüncü kışımıza ulaştık. Sayfa 190. Aşağıda verilen yıkıcı doğal olaylarına korunmak için alınabilecek 3 önlem yazalım. Kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır. Pencereden uzak durulmalıdır. Uçuşabilecek eşyalara karşı tedbirler alınmalıdır. İkincisinde heyelanda ise heyelan tehlikesi olan yerlere bina yapılmamalıdır. İğimli araziler mutlaka ağaçlandırma çalışması yapılmalıdır. Yamaçlara set yapılarak heyelanın riski azaltılmalıdır. Sayfa 192 doğru yanlış 1. Ağaçlandırma çalışması yapmak deprem anında can ve mal kaybını azaltır. Ağaçlandırma depremin bir ilişkisi yoktur. Yanlış. Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. Doğru. Hava kirliliğini azaltmak için canlıların nesli tükenmesinin tek sebebi insan faaliyetleridir. Evet tek sebebi insan faaliyetleri değildir. Yanlış. Moa kuşu ve dodo kuşu dünyada nesil tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardır. Evet burada arkadaşlar tükenme tehlikesi altında diyor arkadaşlar. Moa kuşu ve Dodo kuşu zaten nesli tükenen canlılar arasında yer alır. Yanlış. 5. Çayır ve meraların aşırı otlatılması biyoçeşitliği tehdit eden de faktörler denir. Doğru. 6. Şiddetli yağışlar ve eğimli arazi heyelana neden olur. Doğru. 7. Solunum yolu hastalıkları nedenlerinden biri de hava kirliliğidir. Doğru. 8. Hava kirliliğinin en önemli nedeni ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılmasıdır sadece bu değil arkadaşlar. Yanlış. 9. Suların kirlenmesi sadece suda yaşayan canlıları etkiler. Suların kirlenmesi toprağı, diğer canlıları, insanları, bütün canlıları etkileyen bir durumdur. Yanlış. 10. Tarımda kimyasal ilacın aşırı kullanımı toprak ve su kirliliğine neden olur. Doğru. Gelelim boşluk doldurma. 1. Toprağın ve üzerinde yaşayan canlıların zarar görmesi nedenlerinden biri de asit yağmurlardır. 2. Bir bölgedeki bitki ve hayvanların sayı ve çeşit bakımından zenginliği biyoçeşitlik olarak adlandırılır. 3. Anız yapmak, anız yakmak biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlere örnek verilebilir. 4. Bazı gazlar ozon tabakasını incelt incelterek güneşten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasına ve bu ışınların canlara zarar vermesine neden olur. 5. Dünyada nesli tükenen hayvanlara dinozor örnek olarak verilebilir. 6 toprağın kütleler halinde koparak yer değiştirilmesi heyelandır. 7. Su kirliliğinin neden olabileceği hastalıklardan birisi de koleradır. 8. Sel tehlikesi olan eğimli arazilere teraslama çalışması yapılmalıdır. 9. Kardelen, çiğdem ve nergis ülkemizde nesli tükenme tehlikesiyle ile karşı karşıya olan bitkilerdendir. 10. Fabrikaların bacalarına filtre takılmasıyla hava kirliliği önlenebilir. Sayfa 193'e geçelim. Buna göre aşağıdakilerden ha hangi önlemi alması beklenemez diyor. Bakalım. Bir şehirde birbirinden farklı yıkıcı doğa olayları yaşanmaktadır. Bu şehirde meydana gelen yıkıcı doğa olayları ve sayıları verilmiş burada. Volkanik patlama 1, deprem 2, sel 4, heyelan 5. Burada gördüğünüz gibi en çok arkadaşlar heyelan var. Yeraltı sığınaklarına saklanmak. Yeraltı sığınaklarına saklanmak arkadaşlar. Depremde, selde, heyelanda, volkanik patlamada yeraltı sığınaklarına saklanılmaz. Binaları akarsu yataklarını yapmamak ve heyelan ve önlem için yapılabilir. Eğimli araziyi ağaçlandırmak yine heyelan için yapılabilir. Evde hayat düşkün oluşturacak alanlar belirlemek deprem içindir ancak A'daki yeraltı sığınakları yukarıdakilerle bir bağlantısı yoktur. İkinci soru. Bir bölgede yaşayan tüm canlıların sayı ve çeşitli zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Bir bölgenin iklim koşulları, yeryüzü şekilleri, ova, dağ, vadi gibi toprak yapısı Bölgede meydana gelen yeryüzü hareketleri, deprem gibi ve o bölgedeki canlıların birbirleriyle ilişkileri bölgenin biyoçeşitliğini etkiler. Buna göre olaylardan hangileri biyoçeşitliği tehdit eden faktörlerdendir? Çevre kirliliği ve çevre kirliliği canlıları yaşamları etkilediği için biyoçeşitliği etkiler bir numara mutlaka olacak. 2. Aşırı avlanma hayvanların neslini tehdit edeceği için yine biyoçeşitliği ilgilendirir. 2 numarada mutlaka olacak nüfus artışı da etkiler 3 numarada olacak. Meraların tahrip edilmesi oradaki yaşayan canlıları etkiler 4 numara olacak arkadaşlar. Cevabımız 1, 2, 3, 4. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarını çözüm için yapılması gereken faaliyetler arasında yer almaz? Fosil yakıtların yeni güneşin Evet fosil yakıtları havayı çok kirlettiği için güneş enerjisi kullanmak bir önlemdir, bir çözümdür. Doğru. Su kaynaklarının çevresi temiz tutulmadır. Suyu kirletmeme için doğru bir çalışma. Kağıt, cam ve plastik gibi atıklar geri dönüşüm kutuna atılmalıdır. Çevre kirliliğini azaltmak ve geri dönüşüm e, diğer maddelerin daha az kullanmasına sebep olur. Doğru. Atık yağlar suyla karıştırdıktan sonra lavaboya dökülmeli. Atık yağ suyla karıştırdığımız zaman arkadaşlar suyu kirlettiği için arkadaşlar su kirliliğine sebep olur. Cevabımız D şıkkı. Sayfa 194 dördüncü soru. Aşağıdaki canlılardan hangileri öğrencinin verdiği örneklere yazılabilir? Bakalım. Ülkemizde ve dünyada bitki ve hayvan türleri çevre kirliliği, avcılık ve yangınlar gibi sebeplerle yok olma tehlikesi yaşamaktadır. Bu nedenle canlıları korumak için bir takım önlemler alınması gerekmiştir. Ancak gerekli önlemler alınmadığı için ülkemizde ve dünyada bazı canlıları nesli tükenmiş, bazı canlılar ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Fen bilimleri öğretmeni Yukarıdaki bilgiyi verdikten sonra farkındalık oluşturma için nesil tükenmiş ve nesil tükenme tehlikesinde olan canlılara örnek vermiştir. Daha sonra öğrencilerden örnek istemiştir. Bakalım nesli tükenmiş canlılara dinozor örneği verilmiş. Buradaki maddelere bakalım. Mamut nesli tükenmiştir. Muhakkışı tükenmiştir. Nergis nesli tükenmiş bir bitki değildir arkadaşlar. Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için C şıkkını sildik. Kutubayılar da aynı şekilde nesli tükenme tehlikesi altındadır. Bu da siliyoruz. Gelelim kuşu ve kardelen. Evet burada kuşu dediği için arkadaşlar kuşunda nesli tükenmiştir. Bu da nesli tükenme tehlikesi dediği için arkadaşlar A şıkkı ne kuşu nesli tükenmiştir. Kardelen nesli tükenme tehlikesi altında olan bir bitkidir. Cevabımız B şıkkı olması gerekiyor. 5. Çevrenin bozulmasıyla oluşan çevre sorunları başta insanlar olmak üzere diğer canlılarda olumsuz etkilemektedir. Aşağıda Aral Gölü ile ilgili bir çevre sorunundan bahsedilmektedir. Aral Gölü, bir zamanlar Özbekistan ve Kazakistan arasında uzanan Aral Gölü, pamuk üretiminin artırılması için yanlış sulama projeleri sebebiyle %90 oranında kurudu. Şimdi gölün yerinde tuz ve kum yatağı var. Aral Gölü, gölü ile yanlış sulama projesi nedeniyle kurumuştur. Eğer benzer bir durum ülkemizde yaşansaydı, aşağıdakilerin hangisinin uygulaması gölün kurulması için etkili bir öneri olmazdı. Evet burada göl bilinçsiz sulama nedeniyle kurumuş. Sulama için harcanan su miktarı yıllık olarak planlanmalıdır. Evet e, belli sınırlara belirlenip o seviyenin altına inilmemesi için bu uygulanabilir. Sulama projeleri hazırlanırken gölün su kapasitesine dikkat alınmalıdır. Evet kapasitesine göre sulama çalışmaları ayarlanmalıdır. Olabilir. Göle daha fazla balık türü eklenmeli ve kaçak avlanma yasaklanmalıdır. Burada sulamayla arkadaşlar balıkçılık karıştırılmış buna uygulamaya gerek yoktur. Sayfa 195 6. soru. Buradaki ifadelerden hangileri çevre kirliliğini önlemek için alması gereken önlemlerdendir diyor. Fabrika ve ev bacaları filtre takmak hava kirliliğini azaltır. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmek hava kirliliğini azaltır. Cam, kağıt, plastik gibi maddeleri geri dönüşüm kutularına atmak yine geri dönüşüm çevre kirliliğini azaltır. Toprağı kirletmemek için evsel katı ve sıvı atıkları sulara atmak bu su kirliliğini için bir önlem değil arkadaşlar. Tam tersi suyu kirleten bir çalışmadır. Cevabımız 1, 2, 3. 7. soru bir gazete haberimiz var arkadaşlar. Bu haberde sonra bir belediye şehir dışındaki şehir sınırları içerisindeki tüm fabrika bacalarına filtre takma zorunluluğu getirmiştir. Filtre takma zorunluluğuyla çıkarımlardan hangileri amaçlanmıştır? Filtre takılarak arkadaşlar çevre kirliliği yani hava kirliliği azaltılması amaçlanmıştır. Doğayı korumak vardır. Küresel ısınmayı engellemek vardır. Ancak daha fazla üretimle bir ilgisi yoktur. 3 numarayı çıkartıyoruz arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2. Sayfa 196 8. soru. Verilenlere göre insan çevre etkileşimine çıkarımlardan hangi delille ulaşılabilir? Doğal kaynaklar bilinçsiz kullanım sonucu tükenebilir. Evet. Bu bilgi doğru. İnsan ve çevre etkileşimi sonucunda orman yangınları meydana gelebilir. Doğru. İnsan ve çevre etkileşimi sonucu doğal afetler artmaktadır. Doğru. 1, 2, 3 cevabımız D şıkkı. 9. soru. Belli bir bölgede bulunan toprağın tamamen ya da kısmen su altında kalması durumudur. Bir akarsu ya da nehrin şiddetli yağışlar sonucu yatağından taşımasına ya da deniz suyunun fırtına etkisiyle karaya sürüklenmesine sebep olmaktadır. Verilen bilgiler hangisine aittir arkadaşlar? Burada kısmen ya da tamamen su altında kalmak dediği için arkadaşlar cevabımız A seçeneği. Sayfa 197. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam açısından önemi nedir? Bitkiler zengin bir biyoçeşitliğe sahip olması, bitkilerin bio, zengin bir biyoçeşitliğe sahip olması havanın temizlenmesine katkı sağlar. Sera etkisini azaltarak küresel ısınmayı engeller. Tarım, hayvancılık, tıp ve eczacılık gibi alanlarda ham madde ihtiyacını karşılar. Su ve toprağın korunmasına katkı sağlar. İlk oy arkadaşlar biyoçeşitlilik katkı sağlar. İkinci soruda ise biyoçeşitliliğin korunması için hangi önlemler alınmalıdır? Ormanlar korunmalıdır. Ateşin söndüğünden emin olduktan sonra piknik alanı terk edilmelidir. Orman yangına sebep olmamak için. Nesli tükenme tehlikesi bulunan bitki ve hayvanlar koruma altına alınmalıdır. Çevreyi ağaçlandırma çalışmaları artırılmalıdır. Aşırı otlatma ve bilinçsiz avlanma önüne geçilerek insanlar bilinçlendirilmelidir. 3. Çevre kirliliğini önlemek için ne önlemler alınabilir? Çöplerimizi türlerine göre ayırarak geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Geri dönüşüm bu, bunun için önemlidir. Evlerde ve arabalarda havayı az kirleten yakıtlar tercih etmeliyiz. Ormanlık alanlarda ağaçları korumalı ve ağaç dikmeliyiz. Plastik ve poşet poşet, poşet kullanımını azaltmalıyız. Sayfa 198 doğru yanlış. Ülkemiz farklı iklim ve ekosistem tiplerine sahip olmasından dolayı biyoçeşitlik konusunda zengindir. Doğru. Hava kirliliği insanların solunum sistemini etkileyerek astım, bronşit, kanser gibi hastalıklara sebep olmaktadır. Doğru. Sellerden korunma için akarsu ve dere yataklarının yerleşim yerleri kurulmamalıdır. Bu bilgi doğru. Birinci çıkıştan çıktık arkadaşlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.